Yasa TV'den herkese iyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Yine bir seçim programıyla karşınızdayız. 17 Ekim'de seçmenler sandık başına gidecek ve Prizren Belediyesi için istedikleri isimlere oy verecek. Bu akşam yine bir meclis üyesi adayımız, konuğumuz olacak Ayda Çesko bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Ben Ayda Çesko. Prizren okul öncesi öğretmenlik bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansımı Trakya Üniversitesi'nde engelli çalışmalar bölümünde devam ettim. Ve şu anda yine aynı bölümde engelli çalışmalar bölümünde doktora eğitimime devam etmekteyim. Ayrıca Prizren Otizm Derneği'nde koordinatör olarak çalışıyorum ve 5 yıldır da otizmli çocuklarla aktif olarak her gün çalışıyorum. Evet, aslında güzel bir mesleğiniz var. Peki siyasete atılma fikri nereden geldi? Aslında siyasete atılma düşüncesi daha önce de içimde vardı. Böyle bir istek vardı. Ama geçen yerel seçimlerde kendimi daha hazır hissetmemiştim. Çünkü farklı hedeflerim vardı eğitimim açısından. Şu anda hem alanım açısından istediğim hedefe ulaşmaktayım. Hem de eğitim düzeyi açısından istediğim hedef doğrultusunda yürümekteyim. Bu yüzden daha kaliteli bir hizmet vermek için artık kendimi hazır hissediyorum ve meclis ile toplumun arasında o köprüyü artık kurabileceğimi düşündüğüm için adaylığımı koydum. Evet, aslında güzel bir mesleğiniz var dedim, çünkü gerçekten hani otizmli çocuklarla ilgilenmek büyük bir özveri istiyor. Bu konuda tebrik ediyoruz. İlk defa seçimlere katıldığınız için onu, o soruyu sordum. Neden siyasete atılma fikri hani bir anda uyandı? Peki siyasete atıldınız, meclis üyeliği adaylığınız var. Bundan sonra siyasetteki hedefleriniz neler? Aslında bizim parti olarak hedeflerimiz belli. Toplumumuza hizmet etmek. Ve bu doğrultusunda zaten siyasette başarılı olmanın yolu da toplumumuzun karşılaştığı sorunlara, taleplere, bu doğrultuda da biz de kendimiz hedeflerimizi belirledik. Çünkü oraya bizi halkın oyları getirecek ve bu yüzden bizim için en önemli hedef halkın huzuru, halkın refahıdır. Evet, halkın refahı, halkın huzuru ve birçok da görüşmeler gerçekleşiyor. Seçim faaliyetlerine durumda, çünkü artık Cuma günü seçim kampanyası sona erecek ve herkes Pazar günü 17 Ekim'de sandık başına gidecek. Faaliyetler ne durumda? Birçok yerlere gezdiniz, kişilerle bir araya geldiniz, halkımızla buluştunuz. Halkın talepleri doğrultusunda bundan sonraki süreçte faaliyetler ne olacak ya da şimdi kapanış törenine kadar ki faaliyetleriniz nelerdi seçim kampanyası çerçevesinde? Aslında bu süre içinde birçok faaliyetimiz oldu ama dediğim gibi Kosova Demokratik Türk Partisi halka hizmet ettiği için bizim bu faaliyetlerimiz sadece seçim süreciyle kısıtlı değildir. Bizim bu faaliyetlerimiz önceden de vardı, şu anda da var, sonrasında da olacak. Nitekim işte pandemi dönemi olduğu için daha kısıtlı, daha kurallara uygun bir şekilde faaliyetlerimizi devam etmekteyiz. Bu esnaf ziyaretleri olsun, çeşitli dernek ziyaretleri olsun, yüz yüze yaptığımız ziyaretler olsun. Bütün bunlar pandemi çerçevesi içinde küçük gruplar halinde devam etmektedir. Ve daha önce bizim partimiz bildiğiniz gibi köklü bir parti. Bizim faaliyetlerimiz sadece bu dönem içinde sınırlı değildir. Bizim partimiz 30 yıldır hizmet ediyor ve bu hizmetimizi seçimden sonra da devam edeceğiz. Evet, aslında faaliyetler gerçekleşiyor ve 17 Kasım'da çalışmalar, yani seçim kampanyası çerçevesinde son bulacak ve oy alan üyelerimiz meclis üyeliğine seçilecek. Peki bundan sonra, çünkü genç bir adaysınız, yani seçimlerden sonraki hedefleriniz nelerdir? Aslında şöyle, bizim başlıca hedeflerimiz dediğim gibi toplumumuza hizmet etmektir. Ben bir kadın olarak, zaten partimizin listesini de %60 kadınlar oluşturmaktadır. Bir kadın olarak tabii ki kadınlara yönelik projelere destek vermeyi hedefliyorum. Bu doğrultuda alanım olan özel eğitim alanında yapılacak projeler, bu sosyal proje olsun, bireysel gelişim proje olsun. Çünkü engelli bireyler bizim toplumumuzun bir parçasıdır. Ve bunları bizim toplumumuza kazandırmak bizim için çok önemlidir.
Evet, aslında çok da önemli konuların üzerinde durmak da bir ayrıcalık. Çünkü gerçekten engelli vatandaşlarımıza ulaşabilmek de büyük bir özveri istiyor. Daha önce de dediğim gibi. Peki seçimler bitti. Meclis üyeliğine seçilemediniz. Bundan sonraki çalışmalarınız ne olacak? Çünkü eğitiminiz devam ediyor. Mutlaka eğitim ve alanınızda da hedefleriniz mutlaka vardır. Evet, bundan sonraki süreçte dediğiniz gibi eğitimimi tamamlayıp yine kendi alanımda daha kaliteli hizmet vermek, kendi alanımda daha fazla neler yapabilirim, eğitim seminerleri olsun, eğitim dışında fiziksel çevre olsun, bu kısmın hayatını nasıl daha fazla kolaylaştırabiliriz? Bu yönde kendimi daha fazla bilgi edinmek ve onlara hizmet etmek amacımdır. Evet, aslında bir yandan eğitiminiz, bir yandan da siyaset. Peki bundan sonra bu dönem ya da bu yılki seçimlerden sonra yerel seçimler 4 yıl sonra devam edecek. Adaylarınız yine olacak mı? Yani seçim siyasette istikrarınız, daha doğrusu siyasetteki adımlarınız sürecek mi? Şu anda daha oraya gelmedim. Daha doğrusu hani kendimi... Tabii seçimin nasıl sonuçlanacağı da evet, bilmediğimiz için. Şimdi bir bakalım belediye meclisindeki evet. Sonuçlara göre ondan sonra bir sonraki hedeflerimizi de belirleyeceğiz tabii. Evet, son olarak izleyicilerimize mesajınız ne olabilir? Son olarak halkımızdan 103 numaraya desteklerini devam etmelerini talep ediyorum ve şahsım adına 10 numarada yine desteklerine talibim. Çok teşekkür ederim. Evet, katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Seçim çalışmalarında ve tabii ki seçimden sonra da çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir seçim programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine canlı yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.